Evet. Daha önce duygularımızı ifade ettik ama bir daha tekrar edelim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. İnşallah bir daha böyle büyük felaketler yaşamayız. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Tabii zor günlerden geçerken yardımlar herkes tek yürek oldu. Zaten slogan da o. Tüm Türkiye tek yürek oldu ve hep beraberce bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz ve geleceğiz inşallah. Tabii biz de futbol olayına bakarsak, ha belki bu dönemde futbol çok konuşulur mu, çok düşünülür mü diye düşünebilir insanlar ama en azından televizyonlarda her gün o yıkılan binalar, profesörlerin açıklamaları, deprem konusunda açıklamaları insanları gayet tedirgin ediyor hepimiz olduğu gibi. İnsanları bir nebze bu olaylardan, bu travmalardan uzaklaştırmak için futbol bence en önemli araçlardan biri haline geldi diye düşünüyorum. Yoksa hani keyifle mi oynayacaksınız? Onu diyemeyiz ama insanları en azından dediğim gibi bu travmalardan biraz uzak tutmak, kendimizi de insanları da bu anlamda futbol biraz daha önemli hale geldi diye düşünüyorum. Bu hafta sonu da maçlarımız başlayacak. Maçlarımızı en iyi şekilde oynayacağız. Hedefimiz belli zaten bizim Iğdırspor olarak. Hedefimiz şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak. Bunu da inşallah başarmak için her şeyi yapacağız, başaracağız da diye de düşünüyorum. Çünkü takımıma çok güveniyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Yönetimimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Başkanımız her haliyle bize destek oluyor. Neresinden bakarsanız bakın, Iğdırspor hem başarıya aç olan bir şehir olarak hem de çok nitelikli tesisleriyle, yönetimiyle, oyuncu grubuyla, teknik heyetiyle, bütün personeliyle bir üst ligi hak eden taraf görünüyor. Bunu burada çalıştığım için söylemiyorum. Gerçekten hak ediyoruz. Onun için de bu hakkımızı almak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip bu hafta sonu Elazığ deplasmanından başlayarak ondan sonra nasıl bir seri yaptıysak ilk geldiğimizde aynı seriyi devam ettirip bu işi güzel bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dediğim gibi bu kadar travmanın içinde Iğdır şehri için, Iğdır spor için, Iğdır spor camiası için bizim yapacağımız en güzel şey bu işi şampiyonlukla taçlandırmak ve yolumuza devam etmek. Çünkü Iğdırspor'un yolu hakikaten çok güzel, açık. Bu anlamda hep ifade ediyoruz. Bu kadar güzel tesisler Süper Lig'de bile yok. Bu kadar güzel imkanlar Süper Lig'de bile yok. O yüzden bunu değerlendirmemiz lazım. Bizim olmazsa olmazımız bir üst lige çıkmak. Bunun için de elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermemiz lazım. Vereceğiz de. İnsanların bize güvenine de layık olacağız ve mahcup etmeyeceğiz inşallah. Dediğim gibi antrenmanlarımız iyi gidiyor. Oyuncularımız gerçekten istekli çalışıyorlar, arzulu çalışıyorlar. Bir aile ortamında çalışıyorlar. Bunu çok net ifade edebilirim. Abi, kardeş, herkes birbirine saygılı bir durumda. Burada tabii kaptanlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar bize hiçbir şey bırakmıyorlar. Takımın idaresini özellikle çok güzel abilik yapıyorlar. Çok güzel kaptanlık yapıyorlar. Hem saha içinde hem saha dışında. Dolayısıyla da sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu sorunsuz devamın sonucu layık olan şampiyonluk diye düşünüyorum. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Antrenmanlarımızı da o doğrultuda yapıyoruz. Bu hafta da Elazığspor maçı bizim için çok kıymetli. Biliyorsunuz Karaman'ı içeride mağlup ettiler. Sonra bu deprem hadisesi oldu. Onlar da moralliler. Kendilerine çok güveniyorlar. Ama biz de iyi takımız. İyi bir maç olacak. Kazanan biz olmak istiyoruz.